Evet arkadaşlar, kredki metodunun mantığı bu şekilde. Böyle bir saksı içine bir kaba yerleştiriyoruz bitkiyi. Fakat tamamını doldurmuyoruz bitkinin boğulmaması için. Gördüğünüz gibi belli bir seviyede köklerin yukarıdan hava alması lazım. Aşağıdan da mineralli suyu alması lazım. Kökler uzadıkça su seviyesi düşüyor. Ve buradaki havayı bitki kullanıyor. Ve belli bir seviye sonra tabii burayı yeniden doldurmanız gerekiyor. Böylelikle yukarıdan hava, aşağıdan da gerekli mineralleri aldıktan sonra bitki güzelce büyüyor. Tabii ışık, güneş ışığı veya yapay ışıkla da büyütebilirsiniz.